Geçtiğimiz Kasım ayında Kemal Kılıçdaroğlu, borsanın sert şekilde düşeceğini, şirketlerin değerlerinin şişirilmiş olduğunu ve küçük yatırımcının mağdur olacağını söyledi. Bu konuyla alakalı geçtiğimiz gecelerde gece 2'de video çekmiş olmama rağmen vatandaş konuya çok net vakıf olsun diye o içeriği kaldırıp bu şekilde tekrar çekiyorum. Master alanım gelir olmayan şirketleri değerlemek üzere. SSK'yı batırmış bir hesap uzmanı değilim. Ama tam olarak alanımla alakalı söylüyorum. Türkiye'deki hisse senetlerinin kahir ekseriyeti diğer borsalara göre son derece uygun fiyatta. Öyle ki 2 yıllık net karı şirketin piyasa değerinden fazla olan şirketler var bu ülkede. Şişirilmiş falan filan. Bunları bir geçeceğiz. Bir noktaya değineceğim. Gert Rutbel, Arap aşiretleri Osmanlı'ya karşı kışkırtıp sonra o bölgeyi işgal edip İngilizler için petrol sömürgesi haline getiren Lawrence var ya, onun akıl hocası bir kadın bu. Bu kadının bir filmi de yapıldı. Çöl Kraliçesi. İzlemek isteyen izleyebilir. Orada bir sahnede kadın Arap bölgesine gitmiş. Bir İngiliz subayla karşılaşmış. İngiliz subay bu kadına soruyor. Diyor ki, buralara nasıl gelebildin? Tehlikeli. Geçiş için evraka ihtiyacın var. Nasıl aldın? Sahte evrak oluşturdum diyor kadın. Hatta diyor subaya, isterseniz sizin için de ayarlayabilirim. İngiliz subay cevap veriyor. Kraliçenin ordusunun böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ama biz bunların parasının yani Osmanlı'nın parasının sahtesini basıp ekonomilerini çökertmekle uğraşırız. Demek istediğimi anladınız mı? Joe Biden, Tayyip Erdoğan'la alakalı çok net ifadeler kullandı adaylık sürecinde. İndirmek için muhalefete destek vereceğiz, şunu yapacağız, bunu edeceğiz. Şimdi mantığınızı masaya yatırın ve bilgilerle şu hattı siz oluşturun istiyorum. Türkiye'deki şirketlerin genel anlamda hisse senetlerinin değeri şişirilmiş değil. Bunu söyleyen adam bu işin cahilidir. Ha Kemal Kılıçdaroğlu, sürücüsüz metronun nasıl duracağını idrak edemeyen bir adam. Bu konuda da böyle saçma bir ifade kullanabilir. Ama ben masum bir ifade olduğuna inanmıyorum. Ben kalkıp bugün dersem ki şurada bomba patlayacak ve orada bomba patlarsa bana dersiniz ki Ahmet bu bombayı sen mi koydun yoksa bombayı koyanlar senin arkadaşın mı? Kemal Kılıçdaroğlu borsada olmaması gereken bir sürecin olması neticesinde kendisinin haklı çıktığını iddia ediyor. Ama o gün o söylemiş olduğu şeyler de anlamsızdı. Bugün olan şeyler de bir o kadar anlamsız. Ve hadiseler gerçekleşirken çok net bir biçimde hızlıca bunun önlemi alınabilirdi. Özellikle kredili işlem yasa, açığa satış yasakları genel ölçekte hemen engellenebilirdi. Neden hemen engellenmedi? Neden vatandaşın şikayet etmesini sağlayacak bir ortam oluşturuldu? Seçimlere çok az bir süre kalmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha evvel hükümetin içerisinde yer alan birileri tarafından bilgilendirildiğine dair şüphelerimizi oluşturacak olaylar daha evvel gördük. Çıktı bir şey söyledi. Hükümet 2 gün sonra söyledi. Ve aklı olan herkes birilerinin buna bilgi sızdırdığına dair düşünceye kapıldı. Şimdi ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın etrafında bulunup şu süreçte başarısız olmasını isteyen çok kişi var. Ama günün sonunda ben size şunu söyleyeceğim. Şu anda kendisini öne sürerek beni altılı masanın adayı yapın. Ben iyi yönetirim. Ben iyi hallederim bu işi diyen Ali Babacan var ya, şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki masadan bir işte beyaz duman çıkar. O zaman adayın kim olduğu belli olur. Dan Brown bir yazar. Bunun bir kitabını okurken orada görmüştüm. Beyaz duman. Vatikan'da Papa seçileceği zaman oradan belli olur. En son işte bu içeride toplanan psikoposlar vesaire Papa'yı seçtiklerinde bacadan beyaz duman verirler. Ve dışarıda toplanan kitle bilir ki Papa seçilmiştir. Şimdi Ali Babacan, Baba John mu? Bunu fazla tartışmaya gerek yok. En son şeye de gitti bu adam. Türk Silahlı Kuvvetlerine iftiralar atan, işte yine terör örgütleriyle alakalı çok yakın tavırlar gösteren, eski TTB başkanı mı, hala bu Türk Tabipler Birliği başkanı mı bu kişi bilmiyorum. Onun çıkışıyla alakalı tebriğe de gitti, geçmiş olsuna da gitti.
Ali Babacan gerçeği de budur. Bu masanın gerçeği de budur. Meral Akşener'in bir ifadesi vardır birkaç yıl evvelki röportajında. Hani geçtiğimiz günlerde şunu söyleyen Meral Akşener var ya. Kadın da imam olmaz. O yüzden ben aday olmayacağım Cumhurbaşkanlığına diyen Meral Akşener. Çünkü inançlarına göre kadından imam olmaz. Gördüğünüz gibi kendisi ne diyor? İnançlarına göre. Biraz onurlu olun. Biraz gururlu olun. Rabbi yessirin senin. Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyorum. 2-3 gece evvel miydi neydi? Hanımıyla bir yere gitti. Şarap kadehlerini tokuşturuyor. Şimdi umre koşusunda. Benim gördüğüm şey memleketi alıp yiyebilmek için. Herkes de oturur, herkes de anlaşır, her kılığa da girerler. Benim gördüğüm bu. Allah'a emanet olun ve şu süreçte memleketinize sahip çıkmak için hakikatin bekçisi olun.